Evet. Merhaba arkadaşlar. 8. haftamızdayız. World Building dersimizde. Bu hafta tarih konusunu işleyeceğiz. World Building yani dünyamızı oluştururken tarihi oluşturma konusunda nelere dikkat edebiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Hangi soruları sormamız lazım? Öyleyse daha fazla beklemeden geçelim. Bir saniye. Ben yine chat'i açmadan şey yaptım. Chat'ten bir şey yazarsan mutlaka bir yerden görürüm. Şimdi tarih. Tarihi şöyle bir şey vardı biliyorsunuz Atatürk'ün sözü. Hani tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Çünkü yazan yapana sadık kalmazsa gerçek hiç hayal edilemeyecek bir şeye bürünebilir, şekle bürünebilir diye bir sözü var. Ki hatta bu Atatürk'ün yanındaki birisinin anılarından derlenmiş bir söz bildiğim kadarıyla. Bunu yanlış biliyor olabilirim. Şeyde söylüyor. Türk Tarih Kurumu'nun bir toplantısında mı söylüyor? Birisi bir şey öneriyor. Atatürk de bu sözü söylüyor ve şey diyor hani çok farklı bir ehemmiyete bürünebilir. Siz bu şeyi sorumluluğu almaya hazır mısınız? Siz bu sorumluluğu alabilir misiniz? Gibi bir şey soruyor. Hani bunun bir şeyi de var. Böyle bir yük kısmı da var. Tabii biz bu açıdan çok şey değiliz. Kendi dünyamızın tarihiyle ilgilendiğimiz için yüklü değiliz ama o sözün aslında çok büyük önemi var. Şimdi tarih nedir? Hani ne oluşturacağız biz diye baktığımız zaman İngilizce mesela işte Merriam-Webster'ın türedi. Chronological record of events as of the life or development of a people or institution, often including an explanation of or commentary on those events. Mesela buradaki şey önemli. Şimdi bir kişinin veya kurumun gelişimi veya yaşamıyla ilgili olayların kaydı genellikle bunların açıklaması veya yorumlarının da olması. Mesela bu açıklama ve yorum kısmı çok önemli aslında tarihin anlaşılması açısından. Türk Dil Kurumu'nun tanımı toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan bu olaylar arasındaki ilişkileri daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Mesela burada daha kapsamlı bir şey var, tanım var. Daha doğrusu TDK'nın tanımında daha metodik bir şey görüyoruz. Yani tarihin metoduyla ilgili bir tanım görüyoruz. Burada daha genel ve özellikle yorumla ilgili bir tanım görüyoruz. Şimdi tarihin, hani tarih yorumlanmalı mı, yorumlanmamalı mı diye soracak olursak o zaten kaydedenle alakalı bir şey. Aynı az önce söylediğim söz gibi ki ona da gireceğiz şey olarak yani tarihin önemi açısından gireceğiz. Şimdi burada tarihi yazmaya başladığımız zaman aynı burada söylediğim şeyler açısından yani tarihi yazanla yapan arasındaki fark, bu açıklama ve yorumların bulunması, bu şey zaten standart. Hani zaman ve yer göstererek olayları anlatan, hani tarihin olmazsa olmazı zaman ve yerin olması lazım. Tarih tanımını şey yapabilmemiz için, kullanabilmemiz için. Ama bizim işte bugün özellikle eğildiğimiz şey bu. Yani tarihin iki yüzü var aslında arkadaşlar. Ne oldu? Gerçekte ne olduğu bu olan tarih ve ne olduğu düşünülüyor. Yani ne olduğu zannediliyor. Tarih çünkü biliyorsunuz eskiden olmuş olaylar. Az önce şuradakine baktığımız zaman etkileyen hareketlerden doğan işte yer ve zaman belirten olaylar ama bizim tarih dediğimiz şey tabii ki yakın tarih de söz konusu. Hatta modern tarih mesela dünyada İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası modern tarih diye geçiyor. Hani hala daha içinde yaşadığımız tarih gibi düşünebiliriz. Çok büyük değişiklikler olmuş olsa bile. Çok özür diliyorum. Bir şeyi hemen değiştirmem lazım. Dolayısıyla biz burada dünyayı yaratan kişi olarak tarihte ne oldu konusunda tam kontrole zaten sahibiz. Yani dünya bizim kendi dünyamızdaki tarihçilerin aksine gerçekte ne olduğuna hakim olma şansına sahibiz. Ama bu şunu da getiriyor beraberinde. Ne olduğuyla o dünyada yaşayan canlılar tarafından ne olduğu düşünüldüğü arasındaki farklar da bir şey yaratacak.
bizim için bir önem yaratabilir, bir fark yaratabilir. Yani tıpkı biz bugün dünyada kendi tarihimizi, yani dünya tarihindeki bazı şeyleri incelerken farklılıklarla karşılaştığımız gibi birçok sebepten ötürü bizim dünyamızda da böyle farklılıklarla karşılaşılabilir. Bunları şey yapmamız lazım. Dikkate almamız lazım oluştururken. Şimdi bir tane şeyimiz şu. Tarih mi önce geliyor, hikaye mi önce geliyor? Çünkü biliyorsunuz bizim bir hani anlatacak bir hikayemiz yoksa o dünyayı yaratmamızın çok bir amacı yok. Ha, amaç dünyayı yaratmak olmadığı sürece tabii ki. Ta ilk derslerde söylediğim gibi amacımız ya ben bir dünya yaratacağım da olabilir. O zaman ortadaki hikaye öncelikli olmuyor. Ama amacımız bir hikaye anlatmaksa, bir oyundaki senaryo gibi örneğin, ve biz bu hikayeyi anlatarak yola çıkacaksak, özellikle oyuncumuz ilk defa bu hikaye sayesinde dünyayla karşılaşacaksa, bu da çok önemli. O zaman hikayeden tarihe gitme yöntemini kullanıyoruz. Öbür türlü eğer elimizde hazır bir şey varsa, dünya varsa ve biz bundan bir hikaye çıkaracaksak, tarihten hikayeye gitme yolunu kullanıyoruz. Yani şöyle örnek verebilirim mesela. Birisi gelip size derse, ya arkadaşlar Star Wars evreninde geçen bir oyun yapılacak. Bunun için bir şey yazmamız, yani bir plot oluşturmamız lazım, bir kurgu oluşturmamız lazım dediği zaman elimizde zaten hazır ve kurulmuş bir dünya var. Biz bunun çeşitli yerlerinde farklı bir world building izleyerek, yani çok kanon olan şeyleri de kullanabilirsiniz. Bunu eklemeler yaparak da bir dünyayı genişletebilirsiniz. İşte tıpkı Extended Universe'de olduğu gibi Star Wars'da. Tarihi olan bir dünyadan hikayeye gidebiliriz. Veya dediğim gibi okuyucunun ilk defa, oyuncunun ilk defa karşılaşacağı bir hikaye, dünyaysa hikayeden çıkarak tarihe gitmek durumundayız. Tabii ki bunların ikisinin ortası gibi bir şey de belirlememiz söz konusu. Mesela baktığınız zaman Elder Scrolls serisinde ortada bir dünya var. Her yeni yapacakları oyunda içinde tarihi olan bir dünya var aslında. Ama çok fazla sallamıyorlar bunu. Şimdi hani Daggerfall'dan önceki Arena, Arena'dan sonra Daggerfall, sonra Morrowind, sonra Oblivion, işte ondan sonra Skyrim, sonra işte Elder Scrolls Online falan diye gidiyor ama burada tarihte çok ciddi şeyler var. Oyundan oyuna çok büyük farklılıklar var ki Bethesda o konuda biraz şey zaten. O zamanlar isimler de Arak. Mesela Bethesda'nın birçok şey Siro şeydeki neredeki? Neydi oranın ismi ya? Bütün kıtanın ismi neydi? Tamriel'deki isimlerin bir kısmı. Şimdi mesela şeyde Tamriel'de Dragon, yanlış olmasın, Dragon Event diye bir olaylar var galiba. Ejderhalar var. Bunlar çok güçlüler. Yani şeyler gibi. Siz söyleyin. Biraz Elder Scrolls lore'umu geliştirmem lazım. Daedric Prince'ler var ya, Deadra'lar. Zaman timeline'ı değiştiriyorlar açıkçası. Özetle şu, o. Yani timeline'ı zırt pırt değiştiriyorlar. Orada şöyle oldu, burada böyle oldu. Bu aslında çok dev bir, biz her oyunda başka bir şey yapıyoruz. Başka naneler yiyoruz. Buna bir kılıf bulmamız lazım, kılıfı. Yani ejderhalar zırt pırt zaman timeline değiştiriyor, bilmem ne değişiyor falan gibi. Hani bu şekilde bir şey de yapılabilir. Bir yaklaşım da sergilenebilir. Ya da biz çok sıkı tarihçesi belli olan bir dünyaya gidiyoruz. İşte mesela Middle Earth'te geçen bir hikaye yazacağız. Hani Middle Earth mesela bu açıdan sadece şey değil. Ya da mesela Frank Herbert'ın Dune'u gibi çok sağlam tarihçesi oluşturulmuş dünyalar olmasının yanı sıra fan kitlesi de fanatik olabilecek şeyler, dünyalar. Mesela buralarda daha farklı bir yaklaşım sergilemek gerekebilir. Tamamen oluşturulmuş tarihlere yola çıkabiliriz. Daha gevşek bir tarihlere yola çıkabiliriz ya da ortada bir yerden başlarız. Elimizde bir hikaye vardır. İşte mesela örnek olarak veriyorum. Birincisi olan şey yapacağızdır. Çok miktarda boşluk vardır ve şey imkanlarımız vardır. Hani genişleme imkanlarımız vardır. Ortadan bir yerden de başlanabilir. Ama bu tarihin bizim anlatacağımız hikayeyle böyle bir şeyi var. Bağı var. Şimdi bu bağı kurarken
hikaye ve tarih arasındaki bağı kurarken dikkat edeceğimiz şeyler kerteriz noktaları. Yani kerteriz noktası dediğimiz anchor pointler aslında. Bunlar tarihte, bizim oluşturacağımız tarihte en çok göze çarpacak olan, hikayede de karşımıza çıkma ihtimali en yüksek olan olaylar. Yani belirleyici rol oynayan olaylar. Tıpkı şuradaki tanımda dediğimiz gibi. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketler. Bunlar nasıl hareketler? Çok güzel hareketler mi yoksa çok dandik hareketler mi? Mesela işte savaşlar, göçler, dinlerin doğması ve yayılması, teknolojik icatlar. Bunlar genellikle belirleyici rol oynayan olaylar. Yani kerteriz noktaları. Ha, bunlar birbirleriyle nasıl etkileşiyor ve bunlarda nasıl bir tehlike var? Bu da önemli aslında. Çünkü şimdi şeyde söylediğim gibi, dersten önce söylediğim gibi, bu kerteriz noktalarına çok fazla önem verdiğimizde dünyanın tek boyutlu olmasına sebep olabiliyoruz. Mesela bazı güzel örnekler vereyim. Bir tane şey vardı. Bilmem bileniniz var mıdır? Justin Timberlake'in oynadığı bir film var. In Time olması lazım ismi, hatırlamıyorum. Şöyle bir şeyi var. İşte gelecekte bir yerde insanların bileklerinde bir çip var. O çip genetik olarak onların ne kadar yaşayacağını kontrol ediyor. Dolayısıyla çipteki zamanınız bittiği zaman pıt diye ölüyorsunuz. Yani çat diye anında ölüyorsunuz. İşte bunun dolayı kimse yaşlanmıyor. Herkes genç, işte 25 yaşın modunda takılıyor. Genetik yaşlanma yok. Ama süreniz biterse ölüyorsunuz. Dolayısıyla bütün ödemeler, bütün anlaşmalar, her şey zaman üzerinden yapılıyor. Zenginlerin çok zamanı var. Fakirlerin zamanı yok. Ölmemek için zaman için çalışmaları lazım. Hatta işte ana karakterin annesi şey yapıyor. Otobüse binecek. Yeteri kadar zamanı yok. Otobüs şoförü olmaz diyor. Şey yap diyor. Hani sen kendin git diyor. Bu da eve gidip zaman alması lazım herhalde bir yerden. Koşa koşa şey yaparken böyle hani otobüse binip hızlı gidemediği için, zamanı olmadığı için koşarak gitmeye çalışıyor. Yolda ölüyor. Bizim karakter de bunu şey yapıyor falan filan. Şimdi mesela filmi izlediğiniz zaman şeyi çok net görüyorsunuz. Birisi demiş ki ya abi vakit nakittir. Acaba vakit cidden nakit olsa nasıl olurdu diye bir fikir ortaya atmış. Sonra bunun üzerine film yapmaya karar vermiş. Ve geri kalan her şeyi koy vermiş. Hani world building ile ilgili bunun nasıl şeyleri olabilir? Böyle bir icadın nasıl toplumda nasıl getirilir, nasıl götürülür, nasıl etkileri olabilir? Neler şey yapılır, olur, nasıl değişimler olur? Bunların üzerinden şöyle bir genel olarak geçilmiş, hani birkaç tane hoş detay var mesela filmde. İşte zenginlerin yaşadığı bölge var, fakirlerin yaşadığı bölge var. Mesela bizim çocuk bir şekilde bol miktarı zaman ele geçiriyor. Birisi buna veriyor, çok zaman veriyor. Bu da böylece şeye girebiliyor, zenginlerin olduğu yere girebiliyor. Ama bunu hemen fark ediyorlar çünkü bu alışmış, her yere koşarak gidiyor. Hani zenginler hiçbir yere koşarak gitmiyorlar. Çünkü zamanları var. Ölmüyorlar zaten. Hani 3 dakika sonra gitmesiyle 1 saat sonra gitmesi arasında bir fark yok. Mesela böyle bir motif koymuşlar. Hoş görünüyor ama şunu tamamen göz ardı etmiş. Bazı insanların koşmasının sebebi zamanlarının az olması değil. Hani karakter yapısı gereği yerinde duramayan tipler, şeyler falan filan. Böyle şeyler de insanların hareketlerini belirleyebilir. Ama filmde bununla ilgili hiçbir şey yok. Ya da mesela bu kadar bariz bir şey, para kavramının bu kadar yaşamsal olduğu bir dünyada bileklerini birbirine dokundurup ondan para çekebiliyorsun ve bunu istemsiz olarak da yapabiliyorsun. Yani adamın bileğini tuttuğun anda parasını alabiliyorsun. Şimdi öyle bir, bu mesela filmin bir noktasındaki plotun ilerlemesi için yapılmış bir şey. Ama böyle bir mekanizmanın, teknolojinin olduğu bir dünyada bu tarz güvenliksiz bir mekanizma olması mümkün değil. Şey, komik kaçıyor. Dediğim bu açıdan işte belirleyici rol oynayan olaylar gibi şeyler dünyanın derinliğini azaltabilir. Mesela daha şey bir örnek, daha değişik bir örnek. Altered Carbon'un ben kitabını okumadım. Birinci sezonunu izledim, ikinci sezonunu da izlemedim ama orada da mesela şöyle bir şey vardı. Bütün şey, kültür neredeyse bu steklerle o şeydeki Altered Carbon'daki premise de şu şekilde. Eski bir uzaylı teknolojisi bulunmuş. Bu şey gibi işte Sufficiently Advanced Alien gibi nereden geldiği belli olmayan bir teknoloji. Bu sadece bir plot point olarak bulunmuş bir şey. Ama bu sayede
insanların, herkesin ensesinde bir şey var. Stack denen bir makine var. Bu onların bütün bilincini olduğu gibi kopyalıyor ve o siteyi çıkarıp başka bir vücuda takabiliyorsunuz ve böylece ölümsüzlük elde edilmiş oluyor. Zenginler tabii ki habire beden değiştirebiliyorlar falan filan, gene aynı şey. Ama mesela orada da bütün bir şey, world building güzel yapılmış ama diğer, yani bütün şeyin, bütün bir kültürün olduğu gibi bu stack üzerine kurulmuş olması diğer bazı şeyleri göz ardı ettiriyor. Dediğim gibi Altered Carbon bu açıdan aslında iyi yazılmış bir hikaye, kurgu. Sadece bazı yerlerde işte fazla önem verildiğini hissedebiliyorsunuz şey olarak. Şimdi buradan baktığımızda mesela bir de şöyle bir durum var. Belirleyici olayların etkisi açısından. Binlerce yıl önce çok çok uzun bir süre. Genelde hani fantastik eserlerde böyle binlerce yıl önce falan gibi şeyler olmuş den bahseder işte. Ama bunun etkisi çok uzun bir süre aslında ve biz genellikle bunu göz ardı ediyoruz. Hikayeler bunu göz ardı ediyor. Epik olması açısından. Ha, şey olabilir. Yani cidden binlerce yıl yaşayan bir türse, elf gibi bir şeyin binlerce yıl önce olması onlar için normal bir şey olabilir ama bizim insan toplumlarına eşdeğer kabul edeceğimiz toplumlarda binlerce yıl önce olmuş olayların hatırlanıyor olması, daha doğrusu aynı şekilde hatırlanıyor olması pek mümkün değil. Bütün toplumu bu şekilde yönetiyor olması da pek mümkün değil. Ama şu olur, yani şöyle bir şey var. Çok eskiden olmuş, kültürün ilk oluşması sırasında meydana gelmiş olaylar aslında bizi yakın tarihteki olaylardan daha fazla etkiler. Yani mesela şu anda en güzel örneği bizim şu anda salgın yüzünden alışkanlıkların, yani salgın doğrudan hayatımızı tehdit eden ve alışkanlıklarımızı değiştiren bir şey. Ama bazı kültürel şeyler, yaklaşımlar bunun önüne geçebiliyor. Yani onu bastırmıyor. Mesela bizim işte komşumuz babası vefat etti. İnsanlar taziyeye gelmek istemişler. Onlar da hayır diyememiş. Bu çünkü kültürün bir şeyi. Ve ailece koronavirüs oldular. Yani hani gelip gidenlerden birisinden kalktılar. Bütün yani anne baba iki çocuk koronavirüs oldular. 2 hafta boyunca yattılar. Hani burada mesela yakın tarihte bizim şu anda bu karantina süreci yüzünden alışkanlıklarımız değişmiş durumda. Ama toplumun, kültürün yapısında eskideki olaylardan kaynaklanmış şeylerin daha derinden bir şeyi var, etkisi var. Ha, o derinden olan olayların kendisini hatırlamıyoruz büyük ihtimalle. Oradaki fark o. Yani işte bundan binlerce yıl önce olan savaş diye kimse birbirini anlatmıyor. Hani bizim tarih dersinde sadece Malazgirt Savaşı falan diye anlatıyoruz ama bu kadar şey olayların, eskideki olayların canlı durması mümkün değil. Onu söyleyeyim. Öyle diyeyim yani. Bir de şöyle bir şey var. İşte fixed point in time. Bu da şeydeki Doctor Who'daki bir söz. Hani mesela Doctor Who'da çünkü şöyle bir şey var. Bu adam her yere gidip her şeyi değiştirebiliyor. Yani literally her yere gidip her zamana gidebiliyor. Orada böyle şey çok büyük şeyler, plot hole'lar ortaya çıkıyor. Hani nasıl yani her yere gidip her şeyi her zamana gidebiliyor? O zaman her şeyi yapabilir gibi. Oradaki mesela zamanda sabit noktalar var. Bunları değiştiremiyoruz falan gibi şeyleri var. Tabii Doctor Who'yu bu açıdan çok şey almamak lazım, ciddiye almamak lazım. Çünkü mizah amaçlı başlamış bir seri ve o absürtlüğü güzel bir şey zaten. Hani her şeyi çok şey bir ciddiyetle incelemiyoruz. Bütün dünyaları da böyle o dünyanın yapısı için incelememiz lazım. Ama bahsettiğimiz bu kertiniz noktalarının böyle bir şeyi var. Birkaç farklı yönü var. Şimdi bunu şey yaparken biz bu kertiriz noktalarımızı dolayısıyla belirleyeceğiz. Çünkü olması lazım. Tarihte olmazsa olmaz şeyler. Ama şöyle bir şeye düşebiliyoruz. Yanılgıya düşebiliyoruz kertiriz noktalarımızı belirlerken. Şimdi biz bunun bir şeyi var. Timeline yapma. Hani kitaplarda şeylerde her zaman görürüz. Deriz ki işte burası bilmem ne senesi. Sıfır. Ondan sonra işte şurada Roma İmparatorluğu yıkıldı. İşte burada şu oldu. Şurada şu olay oldu, burada bu oldu. Timeline bize olayların oluş sırasını ve dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisini görme şeyi sağlar, şansı sağlar. Bu açıdan bizim timeline yapmamız, bizim tarihimiz açısından timeline yapmamız şey bir yaklaşım, güzel bir yaklaşım, uygun bir yaklaşım.
Sadece şöyle bir olay var. Biz bu timeline'da tek bir çizgi üzerinde bütün şeylerimizi görmeye çalıştığımız zaman, olaylarımızı görmeye çalıştığımız zaman tabii ki bu şey demek değil. Bizim dünyanın tarihinde binlerce farklı olay olabilir. Bunların hepsini buraya tıkıştıracağız demek değil. Ama önemli şeylerde bile sebep-sonuç ilişkisini çok fazla çizgisel görmemize sebep olabiliyor. Yani bu mesela bundan sonra bu, bundan sonra bu, bundan sonra bu gibi. Oysa ki bu arkadaşın yani burada olmuş bir olayın bütün bir yere kadar etkisi olabilir timeline'da. Şimdi bunun için şöyle bir şeyimiz var. Çözüm ya da bir yöntem diyelim. Farklı farklı zaman çizgileri oluşturabiliyoruz. Yani biz dünyamızdaki politik olaylar için bir zaman çizgisi oluşturabiliriz. Kültürel olaylar için, teknolojik gelişimler için, coğrafi olaylar, yani coğrafyayı ilgilendiren olaylarla ilgili, ekonomik olaylarla ilgili. Mesela bir yerde birdenbire çok büyük bir şirketin batması gibi, işte dini, bir dinin ortaya çıkması, yayılması gibi ya da bizim dünyamıza özel büyü gibi diğer işte psişik güçlerle ilgili gibi başka şeyler de düşünebiliriz. Ha, bunu nasıl şey yapabiliriz? Her birisi için farklı bir timeline oluşturarak. Çünkü bu farklı timeline'lar en azından politik olayları kendi şeyinde görmemizi sağlayacak. Kültürel olayları kendi çizgisinde, hani hangi sırayla ne olmuş onu görmemizi sağlayacak. Ama tabii ki burada şöyle bir şey var. Bu çizgiler arasında deli gibi bir etkileşim olması lazım. Yani şey değil kesinlikle. Politik olaylar zaten kültürel olaylardan bağımsız olamaz, düşünülemez. Teknolojik olaylardan bağımsız düşünülemez. Ekonomi ve teknoloji zaten el ele gider dersek bu altı çizginin altı çizgi benim çizdiğim altı çizgi. Siz bunları çok daha farklı çizebilirsiniz. Size kalmış. Ama bu çizgilerin arasındaki etkileşimler de önemli. Yani ben buraya bir de ikinci bir timeline'ımı çizdiğim zaman üçüncü bir timeline'ım, işte politik bir timeline'ımı çizdim. Şey bir timeline çizdim. Da arkadaş sağ olsun şey yaptı. Hayır istemiyorum shift tuşumu. Şimdi ben burada mesela işte bu politik, teknolojik, kültürel, ne demişiz başka? Ekonomik ve dini olsun. Mesela burada bir tane dinin ortaya çıkması politik timeline'da çok ciddi bir etki yaratacak. Olabilir. Ha mesela hiçbir şeye, politikaya bulaşmayan bir din ise oluşturmayabilir. Ama mesela bunun kültürel bir etkisi olacak. Ve biz burada bu bağlantıları bu şekilde bir ağ şeklinde oluşturup hani olaylar arasındaki bağlantıları bu şekilde de kendimize gösterebiliriz. Diyoruz ki mesela ya da teknolojik gelişme oldu. Mesela çok şey güzel bir örnek. Teknolojik gelişme topun icat edilmesi feodal düzenin bitmesine sebep olmuştur. Çünkü feodal düzenin en büyük kalelerinden birisi literally kalelerin kendisi zaten. Yani bir derebeyinin veya bir kralın bir toprağı elde tutabilmesinin şeyi o zamana kadarki en büyük yolu bir içine girilemeyen bir yapısı olması kale şeklinde. Bunun içinde asker bulundurabilmesi ve gerektiği zaman bu askeri dışarı salıp bu topraklara hükmedebilmesi. Yani o zamanlar feodalitede toprak hakimi olabilmenin şeyi, koşulu o askerleri barındırabilmek, koruyabilmek ve bu da kaleler sayesinde oluyor. O yüzden şeyde çok sık işte hani abluka, siege şeyi hakkında bir sürü şey biliyoruz ve görüyoruz ve oynuyoruz. Çünkü o zamanlarda feodal düzende çok büyük yeri olan bir şey. Çünkü sen bir kaleyi ablukaya aldığın zaman askerleri etrafında dizip buradan çıkamazsın arkadaşım diye o kaledekileri hapsettiğin zaman bir, senin burada asker gücünü sürekli bulundurman lazım. Bu asker gücüne lojistik destek sağlıyor olman lazım. Git gel desteği sağlıyor olman lazım. Bu desteğin kırılmaması lazım. İçeridekiler açısından yeterli erzakları olması lazım. Haber verebilecekleri şeyleri varsa, yandaşları varsa onların zamanında gelebilecek olması lazım. Vesaire vesaire vesaire. Yani bunun o feodal düzenin, bu kale yapısının bütün kendi içinde bir dengesi var. İşte bu abluka kavramıyla birlikte ortaya çıkmış olan. Kaleye çekilme, kalenin içinde askerlerin bulunması, gerekirse işte saldırabilme ama ablukanın genel şeyi kim vazgeçecek? Hani buradakilerin yemeği mi bitecek? Buradakiler vaz mı geçecekler gibi. Bizim şey hani işte Viyana kuşatması, Viyana kapılarından dönmemiz gibi şey yapılabilir, düşünülebilir aslında. Şimdi bu politik şeyde timeline'da nasıl bir değişime sebep olmuş olabilir topun icadı?
Buraya gelen ordu çat diye bu kalenin duvarını yıkabiliyorsa ve savaş orada bir hani birkaç gün içinde sonlanabiliyorsa bütün bu abluka kavramını, kuşatma kavramını şeye almış oluyorsunuz. Askıya yani tamamen çöpe atmış oluyorsunuz. Yani savaşa topla gelen arkadaşlar kale duvarlarını yıkıp anında şey yapabiliyor, olayı sonuçlandırabiliyor. Ha, kaybedebilirler, kazanabilirler. O zaman ne oluyor bu sefer? Topların icat edilmesinden sonra kalenin içinde saklanmanın anlamsız olması durumu ortaya çıkıyor. Bu sefer ne yapmanız lazım? Belki de askerleri farklı garnizonlarda birleştirip, şey hani barındırıp, bir anda hepsinin birden, nasıl olsa hepsini birden koruyamıyorsunuz aynı yerde. O zaman dağınık olarak yerleştirip meydan savaşına çıkma şeyi. Ha, meydan savaşı feodal düzende yok mu? Tabii ki var. Yani hani olay tamamen kuşatmalar üzerinden gerçekleşmiyor. Ama kuşatma kavramının anlamsız hale gelmesi mesela teknolojik bir gelişme sonucunda, timeline'da bundan sonraki politik olayların işte mesela şeyin İstanbul'un alınması baktığınız zaman. Çünkü o boyda topların dökülüp de surların yıkılması sayesinde o kuşatma ortadan kalkabiliyor. Ki şey olarak da baktığınızda hani İstanbul'un yıkılması bu açıdan sırf şey açısından değil, Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması açısından değil, feodal düzende böyle bir şey olması, nasıl diyeyim, paradigma değişimi olması açısından da çağın değişmesine sebep olmuş bir şey. Hani bunu inceleyen tarihçiler olayı sadece vay son Roma İmparatorluğu da yıkıldı olarak görmüyorlar. Teknolojinin bütün bu kültürlerin işleyiş biçimine bir şeyi var, etkisi var. Hani İstanbul'un en büyük örneklerinden birisi. Yoksa başka bir top kullanılmıyor muydu? Kullanılıyordu. Topu Türkler icat etmediler. Ama böyle bir şeyi önemi. Ha mesela burada nasıl bir şeyi var aynı zamanda? Dini olarak işte politik ve dini şeyler, Haçlı seferleri, Kudüs'e saldırı düzenlenmesi. Mesela burada dini ve politik el ele. Ama Kudüs'e saldırı, hani Haçlı seferleri politik sebeplerin dinle beslenmiş olduğu şeyler. Çünkü şöyle bir şey de var mesela. Üçüncü Haçlı seferinde adamlar yola çıkıyorlar. Ondan sonra ya biz o kadar yol niye gideceğiz deyip dönüp İstanbul'a saldırıyorlar. İstanbul'u yağmalıyorlar mesela. O da Hristiyan, o da Hristiyan. Hani baktığınızda politik olayların timeline'ında teknolojinin böyle bir etkisi var. Kültürün etkisi var. Ekonominin mesela çok büyük etkisi var. Özellikle savaşlarda. Hani sonuçta bir yerdeki ekonomik zenginliklerin bitmesi veya bir yerde kıtlık olması tutup da bunun ticaretin gelişmesine veya yavaşlamasına sebep olabilir. Ve burada mesela atıyorum şimdi kafadan tamamen. Bir yerdeki ekonomik bolluk çok ciddi bir kültürel etkileşime sebep olabilir. Ticaret yollarının açılması yüzünden. Dolayısıyla biz farklı timeline'lar oluşturduğumuzda bunların arasındaki etkileşimi daha net değil belki ama sebep sonucu biraz daha çok yönlü olarak görmüş oluyoruz. Tek bir timeline oluşturmaktan ziyade. Çünkü tek bir timeline'da az önce dediğim gibi şu oldu, sonra bu oldu, sonra şu oldu. Bu şey açısından daha kolay. Okuyucuya bir mesela bazı setting kitaplarında falan timeline'lar görürsünüz böyle. İşte şurada şu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu ama diye. Onları daha çok belli bir şey etrafında, tema etrafında, mesela politik tema etrafında okumak daha mantıklı oluyor. Veya ekonomik tema etrafında. Tek bir timeline gibi. Çünkü orada şeyi daha rahat görüyorsunuz. Olay örgüsünü daha rahat görüyorsunuz. Şimdi burada şey var. Önemli bir nokta daha var. Bu zaman çizgilerinden, yani tarih çizgileri, zaman çizgileri şeyinde. Coğrafyanın olaya etkisi. Çünkü burada şey yaptık. Coğrafi zaman çizgisi dedik ama aslında coğrafya tam olarak kendi başına bir zaman çizgisi değil. Şöyle diyeyim. Olayı şey olarak incelersek, hani uzay zaman açısından bakacak olursak, sonuçta eğer bir coğrafi bölgemiz var diyelim ki, dağlar, mağaralar, işte farklı ülkelerin olduğu bir coğrafi bölgeden bahsediyor isek, tarih akışı bu. Mesela burada işte üç tane ülkeden bahsediyor olalım. Şöyle sınır çiziyor olalım mesela bu şekilde. Şimdi bu üç kültür için, bunlar üç farklı kültür olarak değerlendirdiğimizde, tarih çizgilerinin akışı aynı yönde değil de aynı hızda olmayabilir. Yani olaylar
Mesela işte tıpkı şey gibi, bir taraf feodallikle yönetilirken, feodalite sistemindeyken, öbür tarafın çoktan bundan kopup gitmiş olması, işte burasının demokrasiye geçmiş olması gibi. Etkileşimli kültürler arasında bu çok büyük bir şey de olmuyor. Çok büyük bir farkla ortaya çıkmıyor. Yani birbiriyle beraber gelişme, ilerleme eğilimi var. Ama yine de bazı farklar var bu açıdan. Hani geçtiğimiz haftalarda örnek vermiştim size. Hindistan açıklarında bir şey var. Yerlilerin olduğu bir ada var. Ve oraya gidenleri öldürüyor adamlar. Şimdi burada kültürel etkileşim yok. Böyle bir etkileşim olmadığı için teknolojik etkileşim de olmuyor. Yani bu adamların timeline'ı bizimkinden tamamen farklı. Bu açıdan baktığımızda. Şimdi biz burada, ben buradaki olayların çizgilerini oluşturduğumda, buradaki olayların çizgilerini oluşturduğumda ve buradaki olayların çizgilerini oluşturduğumda benzer olayları farklı zamanlarda görüyor olabilirim. Mesela burada işte barut icat edilmiş olabilir. Ama bu ticaret yolları olmadığı için barut buradan buraya şu kadar sene sonra gelmiş olabilir. Yani buradaki, şurada bulunmuşken burada, buraya mesela işte tıpkı bizim matbaanın bize 300 sene sonra gelmesi gibi. Yani Osmanlı'nın bu açıdan timeline'ı, teknolojik timeline'ı Avrupa'nınkinden çok farklı. Avrupa'nınki de Uzak Doğu'nunkinden çok farklı. Teknolojik gelişmelere baktığımız zaman. Dolayısıyla ben bu açıdan siyasi olarak da bunlar işte farklı olabilir. Çünkü dünyadaki bütün ülkeler aynı anda aynı yönetime geçmiyorlar. Aynı kültürel şekilde tepkileri vermiyorlar. Aradaki etkileşimleri, kültürler arasındaki etkileşimleri de bu çizgilerde her ülkenin kendi tarihini, daha doğrusu her kültürün kendi tarihini oluştururken vermemiz mümkün. Burada şöyle bir şey var işte, bahsedeceğimiz yayılma hızı. Bizim mühendislikte propagation speed dediğimiz şey. Çünkü bir yerde bir olay olduğu zaman otomatik olarak o dünyadaki her yerde birden etki etmiyor, çok doğal olarak. Ama biz bunu bazen gözden kaçırabiliyoruz. Hani işte dediğim gibi matbaa bulundu Avrupa'da. Ondan sonra vay efendim her tarafta matbaa, artık kitaplar basıldı. Öyle bir şey olmadı dünya üzerinde. Kimi yerde hani çok hızlı bir şekilde bu adapte edildi. Kimi yerde kültürel engellerden ötürü adapte edilmedi. Kimi yerlere hiç gitmedi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla olayların, yani sadece teknolojinin değil, olayların da bir yayılma hızı vardır. Yani burada olmuş bir olay, mesela olayın haberi buralara günler sonra, aylar sonra, yıllar sonra ulaşabilir. Ki bazen yüzyıllar sonra bile efsaneler şeklinde ulaşabilir. Hani burada şey ne önemli oluyor? Ticaret yolları önemli oluyor. Ulaşım, işte iletişimin nasıl sağlandığı gibi şeyler. Ama biz bir mesela günümüzde haberin yayılma hızı dediğimizde anlık bir yayılma hızından bahsediyoruz. Çünkü dünyadaki neredeyse bütün kaynakları birbirine bağlayan internet diye bir şeyimiz var. Kaynak var elimizin altında. Ha bundan mesela çok değil, 20-30 sene önce bu televizyon aracılığıyla sağlanabilen bir şeydi. Ve o yayılma hızı mesela akşam haberleriyle gerçekleşiyordu. Hani o gün olan bir haber akşam haberleriyle duyurulabiliyordu. Ne oldu? 5 saatlik bir yayılma şeyi var. Gecikme süresi var. Ondan daha önce gazeteyle yayılan şeyler bir gün veya 2 günlük bir gecikme süresiyle, belki daha uzun bir gecikme süresiyle yayılıyordu. Ondan da önce hani bu tarz medyanın, mass medyanın olmadığı zamanları düşündüğünüz zaman kulaktan kulağa yayılma şeyi, buraya birisi geliyorsa yayılıyor, ki ticaret yolu varsa geliyor, ama ne kadar uzun sürede yayılıyor burada olan olaylar. Hani şurada bilmem ne varmış, şöyle şöyle olmuş falan diye burada bir kralın ölmesi haberi buraya haftalar sonra gelebiliyor mesela gibi. Yani bizim tarihi olaylar, sadece tarihi olaylar açısından değil, dünyamızdaki olaylar açısından da bunu değerlendirebiliriz. Ama bu olayların yayılma hızı şeyi nedir? Etki hızı nedir? Mesela bunu şey gibi düşünebiliriz oyunda. Ki benim Daggerfall'da modlamak için yapmak istediğim bir şeydi. Bir mesela genelde oyunlarda şöyle bir şey olur. Oyunlarda zaman kavramı güdüktür. Öyle diyeyim size genellikle. Oyuncuya bağlı olması gerektiği için mesela bir quest'i aldığınız zaman Allah yapmazsan yapma. Yani istersen oyunu git, oyun içinde 2 sene geçsin. Tekrar git, o adam orada hala dikiliyordur.
Sana işte quest'i veren adam hala buralarda takılıyordur. Ondan sonra sen o kurtları git 2 ay sonra öldür, geri gel. Aa, çok teşekkür ederim. Benim de bunlara çok ihtiyacım vardı falan diye deyip sonra gider. Yani adama burada 2 ay dikilmiştir mesela şey olarak. Oyunlarda biz bu şeyi dolayısıyla çok fazla görmüyoruz, zaman etkisini. Çünkü oyuncunun direkt şeyi var. Hükümdarlığı var oyun üzerinde. Hatta MMORPG'lerde bile adam orada sürekli duruyor sonuçta. Adamın olayı orada o quest'i vermek mesela. Ve burada binlerce oyuncu var. Şimdi bir tanesine verecek de sonra olay bir daha olmayacak mı? Mümkün değil. O yüzden bu adam sürekli burada duruyor. Yere gitmiyor bile neredeyse yani. Ama mesela MMORPG'ler bunu biraz şu şekilde yapıyorlar. Oyunlara chapter'lar getiriyorlar. Hani diyorlar ki siz bütün player'lar olarak bu şeyi yaptınız. Bu olayları gerçekleştirdiniz. Her biriniz bu questleri teker teker yaptınız. Sanki siz ilk defa yapıyormuşsunuz gibi dünya tepki verdi. Şimdi sizin yaptığınız ve sadece sizin yaptığınız bu olaylar sayesinde dünya ilerledi ve şu noktaya geldi. Hadi bakalım şimdi burada statik takılıyoruz gibi bir şeyi var. Ama o oyunun tasarımı içinde çok da başka bir çare yok zaten. Ha, bunun olmadığı şeyler ne olabilir? Mesela EVE Online gibi dinamik olarak oyun dünyası player driven bir şekilde değişiyorsa ki EVE Online bu açıdan şey bayağı sert bir oyun. Çünkü oyuncuların kurduğu şirketler diğer oyuncuların kurduğu mercenary faction'lara görev verip başka bir oyuncunun kurduğu şirketin merkezini yağmalamasını isteyebiliyor ve bunun karşılığında ona bir kaynak veriyor, bir para veriyor. Yani siz quest'i yine insanlardan, oyunculardan alıyorsunuz ve gidip diğer oyuncuları öldürmeye çalışıyorsunuz gibi bir şeyi var. Ekonomik ve politik sistem var EVE Online'ın. Şimdi bu çok epik şeyler olmasını ortaya çıkarabiliyor. Mesela işte EVE Online'ın savaşlarına baktığınız zaman böyle şeyler var. Gerçek hayatta 500 bin dolar değerinde geminin, oyun içi gemisinin kaybedildiği savaşlar falan oluyor EVE Online'da. Ki hikayelerini okuduğunuz zaman da bayağı böyle gerçek şey savaşı gibi. Çünkü mesela EVE Online'ı oynayan oyuncular genellikle şey modunda. İşte gece 3'te arayıp bilmem nereye saldırı oldu kalkıp geliyorsun diyor. Adam kalkıyor karısının yanından, üstünü giyiniyor, bilgisayarın başına oturuyor. İşin başına oturuyor yani. Çünkü orada kendi bölüm şeyine, faction'da bir saldırı düzenlenmiş gibi. Ha, bu işte mesela baktığınız zaman bu timeline'ların çok dinamik bir şekilde oluşturulduğu bir şey. EVE Online örneği. Çünkü oyuncuların doğrudan oluşturduğu bir tarih var işin içinde. Ha, bunun daha light halleri kurulabiliyor. Mesela şeyde de Elite Dangerous'ta da şöyle bir kavram var. Background Simulation diye bir kavram var. Şimdi siz Elite Dangerous'ı isterseniz single play olarak oynayabiliyorsunuz. İsterseniz open world olarak oynayabiliyorsunuz. Open world'un olayı da şu. Open world solo modda sadece tek başınıza oynuyorsunuz. Dünyada başka hiç kimse yok. Başka hiçbir player yok. Open world oynayan diğer herkesle beraber oynuyorsunuz. Bir de mesela private group var. Private group'ta da sizin grubunuzda kim varsa onlar sizin dünyanızda oluyor. Ama background simulation dediğimiz dünyanın arka planında faction'ların etkileşimini gösteren, oluşturan simülasyon buradaki herkes için işliyor. Siz sadece diğer oyuncularla karşılaşmıyorsunuz solo oynarken veya private oynarken. Yani bu ne demek? Siz bir uzay sistemine gidip, yıldız sistemine gidip oradaki bir istasyondan görevler alıp o istasyonu kontrol eden faction'ın etki seviyesini, influence'ını arttırabiliyorsunuz. Mesela bir tane lider faction varsa siz ikinci faction'a görev yapıp 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 influence'ını arttırırsanız ve bunlar kafa kafaya gelirse savaşa girebiliyorlar veya seçime gidebiliyorlar. Dolayısıyla siz bu sistemin yönetim biçimini etkilemiş oluyorsunuz yaptığınız işlerle. Bunu solo olarak da yapsanız etkiliyorsunuz. Open world'da yapsanız da etkiliyorsunuz bu background simulation'ı. Hatta siz kendi faction'ınızı da bu şekilde genişletip başka sistemlere sıçratabiliyorsunuz. Yani etraftaki sistemlere sıçrayıp o sistemlerde yayılıp mesela biz şu anda 8 sistemde varız gibi bir şey sağlayabiliyorsunuz. Bir de superpower'lar var. İşte Federation, Empire ve Alliance diye 3 tane superpower var. Bunlar da insanların yaşadığı uzayda sistemleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Siz faction olarak bunlardan birisinin altında olabiliyorsunuz mesela. Ama şu grubun yayılması için de buna da power play deniyor. Eylemlerde bulunabiliyorsunuz. Yani oyun dünyası dinamik olarak değişiyor. Ama bunu EVE Online'daki gibi oyuncuların direkt birbirine katıldığı savaşlar şeklinde değil de
statlar üzerinden görüyorsunuz. Ama değişiyor. Yani bu da mesela şey gibi değil. Bizim burada gösterdiğimiz oyun dünyamız chapter chapter ilerliyor arkadaşlar gibi bir yaklaşım değil. Dinamik bir şey var, arka plan var. Ama mesela EVE Online'da böyle bir oyuncuların etkilediği ekonomi yok. Çünkü oyunun şeyi o değil, skopu o şekilde değil. EVE Online'da var. Elite Dangerous'ta player driven ekonomi yok mesela. Şimdi bu şeyden geldik, yayılma hızından geldik bunlara. Yayılma hızı bu açıdan tarihteki baktığımızda mesela bir bilginin şeyde bizim dünyalarımız arasında yani dünyamız içinde ne kadar hızlı yayılacağını şey yapabilir. Ve mesela biz gezegen olarak son derece bağlı bir durumdayız şu anda. Her şey birbirine bağlı. Ama biz başka bir yıldız sistemine atlayan bir tür olduğumuz zaman mesela bu aradaki seyahatin nasıl yapıldığı bizim bilgi alışverişimizi çok ciddi biçimde etkileyecek. Mesela EVE Online, şey, özür dilerim, Elite Dangerous buna iyi gelmiyor. Elite Dangerous'ta her yerden instantaneous haberleşme sağlayabiliyorsunuz. Oyundaki şeylerden birisi o değil. Gerçekçilik arayışlarından birisi o şekilde değil. Yani Lore'da buna kılıf uyduruyorlar. Ki zaten 100 hızı, ışık yılı, 200 ışık yılı hızla bir sistem içinde de seyahat edebiliyorsunuz ama eğer ben daha gerçekçi bir şeyden bahsediyorsam, jump yapılarak başka bir sisteme gidiliyorsa, mesela 15 ışık yılı mesafe varsa arada ve ışık bile bu yolu 15 yılda alıyorsa benim buradan buraya haber göndermemin tek yolu bir gemiye bu haberi bindirip onu göndermek. Ve dolayısıyla bu geminin buradan buraya ne kadar zamanda gittiği bu haberin yayılma hızı açısından önemli. Mesela Star Wars gibi bir evrende buradan buraya anında varmıyorsunuz. Hyperspace içinde bir yolculuk yapıyorsunuz. İşte şeye göre değişiyor. Aradaki mesafeye göre değişiyor. Bir de o yolun ne kadar çok kullanıldığına göre değişiyor. Eğer çok kullanılan bir yolsa daha hızlı gidiyorsunuz. Mantık olarak buradaki hesaplamalar zaten çok sık yapılmış ve şey olduğu için, kolay yapıldığı için. Ama mesela dibinizdeki bir sistem, hiç gidilmeyen bir sistemse buna yavaş gidip çok uzaktaki bir sisteme eğer şey bir sistemse, çok gidilen gelinen bir sistemse hızlı gidebiliyorsunuz. Star Wars'da böyle bir sistem var. Başka bir şeyde direkt anlık zıplama söz konusu olabilir. İşte Elite Dangerous mesela bunu öyle yapmış. Çünkü bu bir oyun ve siz Hyperspace'te başka bir yıldız sistemine gideceğim diye 3 dakika ekranın başında oturacaksanız, bırakın 3 saati, bu çok sıkıcı olacak bir şey. Yani oyuncunun oyunu oynaması lazım. Ha bu neyi getiriyor ama? Mesela Star Wars'da siz bir haberi bir yerden bir yere göndereceğiniz zaman, ki Star Wars bu açıdan kötü bir örnek çünkü Star Wars'da adamların buradan buraya gitmesi o kadar sürüyor ama film olduğu için anında pıt diye ışınlanıyorlar. Bir de buradan buraya hemen konuşabiliyorlar. Hani hiç öyle bir şey konuşamama sıkıntısı yok. Star Wars bu açıdan kötü bir örnek. Mesela Dune çok daha güzel bir örnek. Çünkü Dune'da çok sağlam oturtulmuş bir şey var. Örgü var. Yani bu uzay yolculuğunu elinde tutan bir guild var. Daha önceki şeylerden de hatırlarsınız derslerden. Bu guild'ın elinde bulundurduğu bir tekel var. Ve haberlerin yayılması bu uzay yolculuğu sayesinde olabilecek bir şey. Dolayısıyla tıpkı bir feodal düzen gibi. Eğer bu gezegende bir sıkıntı varsa, bir kuşatma gibi bir sıkıntı varsa, bu gezegendeki yönetimin ya da bu sistemdeki yönetimin haber yollayabilme becerisi, diğerlerinin buraya yardıma gelebilme becerisi ve arada geçecek olan süreler, buradaki kaynaklar bunların hepsi devreye giriyor. Mesela uzayda bir feodal düzen ortaya çıkmak zorunda kalıyor. Ama Elite Dangerous'ta siz 400 ışık yılı uzakla tık 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 zıplaya zıplaya 6 dakikada gidebiliyorsunuz. Yani galaksinin bir ucuna birkaç günde gidip geri dönebiliyorsunuz mesela şey olarak. Yayılma hızı dediğimiz şeyi bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi bir de farklı bir şeye geçelim şimdi tarih çizgilerinde. Ölçek dediğimiz aslında tarih çizgileri yazmamam gerekiyordu buraya. Tarihin bir ölçeği şu açıdan ölçek. Zaman hızı açısından değil de kime göre neye göre tarih dediğimiz zaman dikkate almamız gereken. Yani tarih burada yazdığım gibi farklı topluluklara göre değişim gösterebilir. Bir bölgenin bu arada algılanan tarihten bahsediyorum. Olan tarih açısından değil de bir bölgenin tarih konusundaki fikri, oranın tarihiyle ilgili o bölge içindeki farklı krallıklar, farklı ülkeler, farklı yönetimlerde farklı farklı algılanıyor olabilir. Bunun en güzel örneği savaşlar. Savaşı hangi ülkeye sorsanız onlar haklıdır çünkü. Savaşan tarafları. Hani kimse tutup da ya biz kaşınıyorduk, durup dururken saldırdık demeyecektir. Mesela
bir krallığın ülkenin veya yönetimin içindeki halklara indiğiniz zaman yine tarihin farklı yorumlanmasıyla karşılaşabiliriz. Bu halkların içindeki yerleşim yerlerine, köylere, kasabalara, şehirlere indiğiniz zaman yine bunun farklı yorumlanmasını görebiliriz. Topluluklara indiğimizde, topluluklardan kastettiğimiz bir işte yerleşim yeri içindeki topluluklar, işte mesela işte bir loncanın olayları incelemesi, ticaret loncasının ya da bir şeyin yerel yönetimin olaylara bakış açısı, tarihe bakış açısı farklı olabilir. Ve en son bireylerin de tarihe bakış açıları birbirinden farklı olacaktır zaten mecburen. Bunları biz nasıl şey yapacağız? Hani nerede dikkate alacağız? Hikayemiz içinde bir lore oluştururken, dünyayı oluştururken bu farklılıkları kattığınız zaman ama bu farklılıkların kaynağını da oyuncuya verdiğiniz zaman o dünyayı zenginleştirmiş oluyorsunuz. Yani oyuncunun bir yerde tarihi bir olayla ilgili duyduğu bir şey, okuduğu bir şey ya da gördüğü bir şeyi başka bir yerde farklı yorum olarak gördüğünüzde ki bunu zaten dünya içindeki politikaya giren oyunlarda çok sık şey yaparsınız, görürsünüz. Hani farklı mesela ırkların etkileşimiyle ilgili durumlarda kimin haklı olduğu, ne olduğu ile ilgili bunlar çünkü hep biliyorsunuz politikayla iç içe şeyler, tarih politikayla iç içe. O tarz yönlerin incelendiği dünyalarda çok sık bunlarla karşılaşırız. İşte dolayısıyla burada ölçekten kastettiğim farklı seviyedeki gruplarda, insan grupları diyeceğim ama canlı gruplarında tarih nasıl algılanır, nasıl farklı algılanıyor olabilir? Burada bir şey yok, şablon yok tabii ki. Bunu biz kendimize soracağız ve şey yapacağız. Hani bu soruların cevabını vererek ilerleyeceğiz. Bakıyorum ortalara gelmiş miyim diye. Bir ara verelim isterseniz. Şu an 36 geçiyor. 10 kala tekrar buluşalım. Kutay Hocam. Ben buradan şey yapıyorum, durduruyorum. Kutay Hoca ayrılmış olabilir. Biliyorsunuz tam kapanma geliyor. 10 kala buluşuyoruz o zaman. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi ikinci kısmımızdaki şeyimiz şu. Tarihi nasıl aktarıyoruz? Yani tarih bizim dünyamızda nasıl aktarılıyor? Bu dediğim gibi tarihin yapılması zaten tarihteki olaylar ama nasıl yazıldığı, nasıl aktarıldığı aslında zaten önemli. Şimdi bunu şu şekilde inceleyeceğiz. Nasıl aktarılıyor? Yani yöntemle. Tarihin aktarılmasında hangi yöntemi kullanıyoruz? Daha doğrusu dünyada hangi yöntem kullanılıyor? Tarih kimin tarafından aktarılıyor? Bu çok önemli bir nokta yine. Tarih ne zaman aktarılıyor? Yani olay olduğu anda aktarılmıyor olabilir tabii ki doğal olarak. Bir de nasıl bir motivasyonla? Yani buradaki şey nedir? Agenda nedir? Ona baktığımız zaman tarihin aktarılmasındaki değişiklikleri şey yapabiliyoruz, algılayabiliyoruz. Şimdi bunlara baktığımız zaman ilk önce aynı slide'ı koymuşum. Tamam. Nasıl söz konusu? Şimdi tarihin zaten bizim en çok şey yaptığımız, kullandığım yani eskiden beri olan sözlü aktarım. Ama biliyorsunuz tarih dönemleri dediğimiz zaman yazının başladığı dönemlerden bahsediyoruz. Biz hani şey olarak tarihin başlangıcı olarak kaydedilebilmesi açısından. Ama kendi dünyamızdaki tarihten bahsettiğimizde tabii ki olayı sadece yazıyla sınırlamak durumunda değiliz. Dolayısıyla biz bir sözlü tarihten bahsedebiliriz. Sözlü tarih nedir? Kişilerin birbirlerine anlata anlata ilettiği tarih ki bunun zaten en büyük özelliği değişiyor ve dönüşüyor olması. Sadece değişebilir, dönüşebilir değil. Değişmek ve dönüşmek zorunda olması. Çünkü yani bir sürü jenerasyon üzerinden aktarıyorsanız her anlatanın farklı bir şey katmasını engelleyemezsiniz. Bu şekilde ilerler zaten. Az önce bahsettiğim yayılma hızıyla birlikte hani yayılma hızı bu olayın zaman içinde coğrafya yayılması
Ama bu yayılma sırasındaki değişiklikler de önemli. Geçen hafta mitlerde bahsettiğimiz gibi bir destanın, bir yaratılış hikayesinin uzun zaman, yıllar içinde farklı farklı şeylere, dallara bölünmesi ve bu şekilde dönüp gelmesi, farklı varyantlarının oluşması aynı şekilde tarih için de geçerli. Özellikle sözlü tarih için geçerli. Dolayısıyla biz sözlü olarak aktarılan bir tarihten bahsediyorsak, bunun az önce şey yaptığım şuradaki farklı bölgeler, işte krallıklar ya da yönetimler ama özellikle halklar yerleşim yerleri buralardaki varyantlarını dikkate almamız lazım. Tarihi olaylarımızın yani bu bir savaşın işte farklı şekilde anlatılması olabilir. Farklı zamanlarda diye anlatılması olabilir. Mesela güzel bir örnek Köroğlu Destanı. Bizim hep hani Türkiye'de işte Bolu yöresinde olmuş. İşte 1400-1500'lü yıllarda gerçekleşmiş bir şey. Köroğlu gerçek birisi gibi anlatılır. Oysa ki Türk kültürünün ta şeyinden beri geçmişinden beri bir Köroğlu destanı vardır. Orta Asya'dan gelen bir Köroğlu destanı vardır ve oralarda da Bolu mesela bir özel isim, bir yer ismi değil de bir yerin atıyor şimdi dağın etekleri falan gibi bir şeyi vardır. Anlamı vardır. Bolu Beyi denilen şey bizdeki Bolu ilinin beyi değil de oralardaki Bolu özelliklerine sahip bölgenin beyidir aslında. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bu Köroğlu destanının Anadolu'ya özel olmaması, yani Türk kültürüne özel olması ama Anadolu'ya özel olmaması değişik bir yaklaşım. Ama sonuçta sözlü olarak anlatılan destanlarda bununla mutlaka her türlü karşılaşıyoruz. Bir şeye bakıyorum, bir notumu almış mıyım diye bir şeye bakacağım. Tamam. Şimdi bu açıdan baktığımızda sözlü anlatım bu şekilde bir değişime ve dönüşüme sahip. Kendi içinde barındırdığı şeylerden birisi bu. Ve bunu dikkate almamız lazım. Tarihin aktarımı görsel olarak dediğimiz zaman bunu sadece resimlerle düşünmüyoruz. Yani resimler, tablolar tabii ki en birinci şey ama mimari bir yapıda şey aktarılabilir. Tarihi olaylar aktarılabilir ki bunu çok sık görüyoruz. Özellikle zaten mesela hem mimari yapılar üzerindeki resimler, mesela Mısırlardaki hiyeroglifler, işte mezarlardan çıkan resimler gibi ya da mimarinin bizzat kendisinde de tarihi olayları görmemiz mümkün. İşte heykellerde, diğer binalardaki motiflerde, yapılarda tarihi şeyleri görebiliyoruz. Tarihi görebiliyoruz. Bir başka şeyi çanak çömlek gibi kullanılan aletler daha doğrusu. Çünkü kullanılan aletler de o dönemin tarihiyle ilgili, o dönemin olaylarıyla ilgili birçok şeyi ipucunu bize sunabilir. Silahlar bizimki gibi göçebe kültürlerde çok şey olan, öne çıkan bir şey. Yani silahın önemli olduğu daha doğrusu kültürlerde o silahın üzerindeki işlemeler, motifler, dolayısıyla bizzat o silaha verilen önem, yapan ustanın imzası gibi şeyler de tarihi şeylerde etkili olabilir. Bunun daha farklı şeyini dövmelerde görebiliriz. Yani hani bizim arkeoloji açısından baktığımızda dövmeler bir anlam ifade etmiyor. Çünkü dövme kalıcı olarak sonraki jenerasyonlara kalan bir şey değil. Ama hani bir örnek olarak, görsel tarihi örnek olarak bizim türlerimizde veya bizim şeylerimizde, bizim kültürümüzde dövmeye de böyle bir şey atfediliyor olabilir. Hani tarihin aktarılmasıyla ilgili. Mesela bir kişi atıyorum şimdi kabilesinde yaşanan olayları vücuduna dövme olarak alıyorsa, yaptırıyorsa veya kendi yaşadığı olayları vücuduna dövme olarak yaptırıyorsa bu şeyde onun kendi tarihini beraber taşıması anlamına gelir. Şeyde var mesela Disney'in Moana'sında filmde hani oradaki Maui ki Polinezya kültüründe olan bir tanrı Maui. Mesela geçen haftaya gönderme yapalım. Çok çok farklı bir hikayesi var aslında Maui'nin filmdekine göre. Disneyfication yapılmış. Hani izleyecek olan kitlenin çocuk olmasından ötürü. Ama çok farklı bir hikayesi var. Şimdi orada mesela Moana filminde Maui'nin yaşadığı şeyler büyülü olarak vücudunda dövme olarak beliriyor. Ha, şimdi Maui'nin burada binlerce yıl yaşında olduğunu düşünürseniz zaten hani
Gerçekten öyle bir tarihi taşıdığını düşünebilirsiniz. Ama bir yandan baktığınızda o kültürde dövme önemli bir şey. Ve bir kişinin bu açıdan dövme yaptırması da bir nevi tarihi üzerine taşıması anlamına gelebilir. Ki hatta şöyle bir şey bile olabilir. Eski önemli olayları unutulmaması için atıyorum şimdi kafadan atıyorum bir şey olarak, egzersiz olarak. Mesela babadaki dövmelerin oğula da yapılması ya da annedeki dövmelerin kıza yapılması veya ebeveynindeki dövmelerin çocuğa yapılması yoluyla bir ailede mesela o ailenin yaşadığı bir olay sürekli olarak alt jenerasyonlara taşınabilir. Bu dövme üzerinden yapabileceğimiz bir fikir şeyi, alıştırması diyelim. Yazılı tarihin aktarımı yazılı olarak yapılabilir ki bizim en çok güvendiğimiz ve şey yaptığımız bu. Şu anda bizim modern toplumumuzda. Çünkü yazı değişmez olarak şey yapıyoruz. Kabul ediyoruz. Yani daha doğrusu bunun şöyle bir önemi var. Yazıyla biz sözcükleri kullandığımız için bilgiyi direkt damardan bilgi verdiğimiz için hani bilgiyi menbaından aldığımız için tarihi olduğu gibi anlatma şansımız çok daha yüksek. Bir resimle veya sözle tarihi anlattığınızda sözle anlatıldığında kişiden kişiye tarihin değişmesi, unutulması, atlanması söz konusu. Resimle aktarıldığında her şeyin aktarılamaması söz konusu. Yazılı tarihte de bunların ötesine geçilmiş oluyor. Yani bilgi hani sonuçta yerin olduğu sürece yazabileceğin için doğrudan bilgiyle olayların aktarılması söz konusu. Ama yazılı tarihte şöyle bir şey farkı var. Şimdi görsel tarihi değiştirmeniz çok zor. Yani bir mimari eserin herhangi bir yerini değiştirmeniz, bir çanak çömleği değiştirmeniz, silahların üzerindekileri değiştirmeniz zor. Bunların yolu yok etmek ki tarihin hani yok edilmesi şeylerin de çok sık bizim tarihimizde var. Mimari eserlerin yıkılması, işte gidip bir yerlerin parçalanması falan filan gibi şeyler. Ama bunun olmadığı ortamlarda görsel tarihin değiştirilmesi pek mümkün değil. Yazılı tarihin aslında değiştirilmesi mümkün ve bir açıdan baktığınızda sözlü tarihten daha sistematik bir şekilde değiştirilmesi de mümkün. Çünkü tarihin yazılması işte aynı dersin başında söylediğim gibi yazılmasından sorumlu olan kişiler, kurumlar bu yazıların değiştirilmesini sağlayabiliyorsa ve bu şekilde yayılmasını sağlayabiliyorsa efektif olarak tarihi de değiştirmiş olabiliyorlar. Dolayısıyla siz bir savaşı kendi ülkenizde çok farklı bir şekilde anlatabilirsiniz. Savaşın karşı tarafındaki kişiler de onları kendi ülkelerinde çok farklı şekilde anlatabilirler. Ve bunu siz eğitim sistemine entegre ettiğiniz zaman bütün bir ülkenin, bütün bir kültürün tarih algısını değiştirebilirsiniz. Yazılı tarihin böyle bir şeyi var ki bu bizim kendimizin de hissettiği bir şey. Hani kendi bizde de örnekleri olan bir şey. En hafif haliyle baktığınız zaman ilkokul 4'ten itibaren hani 1071'de Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı cümlesi. Yani o cümleyi hatırlıyorsunuzdur. Çünkü direkt bu şekilde. Yani benim çocukluğumda 30 sene önce de böyleydi. Sizde de öyle olmuştur. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı diye. Belki hatta dördüncü sınıf çocuğuna öyle bir metafor yaptığınız zaman ben direkt gözümde kapı canlandırmıştım. Hani gerçekten dev kapılar canlandırmıştım. Böyle çok uzun 20-30 metre yüksekliğinde tahta kapılar. Ki sonra düşünmüştüm. Demiştim bu kapıdan geçmek zorundalar mı? Yani bunun kuzeyinde güneyinde geçecek başka yer yok muymuş? İlla o kapıdan mı geçmeleri lazım? Sonra yıllar sonra bir arkadaşıma bundan bahsettim. Dedim ben böyle böyle düşünmüştüm o zamanlar. Demişti. Ya demişti benim kapılar daha küçüktü ama etrafında duvar vardı. O mesela kafasında parayı duvara harcamış. Ben kocaman dev altın kapılar yaptırırken o tahta kapı yaptırıp etrafında duvar yaptırmış. En şeyi bu. Ama mesela şöyle bir şey de var. Biz mesela şu anda büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak okullarımızda din derslerinde diye öğretiyoruz. İşte Türk kültüründe Gök Tengri vardı. Zaten bizimki de tek tanrılı bir sistemdi. O yüzden Müslümanlarla karşılaşınca aa çok süper bizimki de böyle hadi bakalım biz de size geçelim o zaman diye kabul ettik gibi bir şey var. Naratif var mesela. Oysa ki Türk kavimleri Moğol ordularından kaçarak göç ederken Araplarla karşılaşıyorlar ve
Araplar da buralarda yerleşeceksiniz, İslamiyet'i kabul edeceksiniz diyorlar. Türkler de hayır canım, ne münasebet, ne alakası var diyorlar ve göçen Türk kavimlerinin aşağı yukarı yarısı katledildikten sonra zorla kabul ediyorlar İslamiyet'i. Hani mesela bu açıdan baktığınızda İslamiyet'in kabulü Türkler açısından öyle şey dallı güllü bir şey kabulü değil ki, hatta şöyle bir anekdot da var bir tane şeyde. Hani bir Arap da bir Türk ateş başında oturuyorlar. Türk diyor ya diyor sizin bu şeyleriniz bizden ne istiyorlar diyor. Hani ne derdiniz var, ne istiyorsunuz bizden diyor. Arap da işte tek yaratıcın Allah, peygamberine Muhammed olduğunu söylemenizi istiyoruz diyor. İstiyorlar. Yani bizim liderimiz istiyor diyor. Bizim Türk de gülüyor. Ya öyle bir şeyin doğru olduğunu bilsek söylerdik zaten diyor. Mesela böyle bir anekdot var anlatılmış hikayelerde. Ama biz kendi din dersine baktığımız zaman bu bizim şu anki toplumumuza oluşmuş kültürde, ülkenin bize vermek istediği eğitimde biz bunu işte zorla şey yaptık, kabul ettik denmesi toplumun şu anda bu 700, 800 sene, 1000 sene boyunca oluşmuş yapısına aykırı düşebilecek bir şey. Ki zaten bugüne kadar böyle anlatılmamış. Hani okul sisteminin olmadığı bir şeye baktığınız zaman, okul sisteminin dağınık olduğu bir Osmanlı'ya baktığınızda, sadece kültürel etkileşimle gelen bir şeye baktığınızda, bunun sistematik bir devlet yapısına geçtiğinde bu şekilde öğretilmeye başlanmasını da anlayabiliyorsunuz ters tepmemesi açısından. Ya da mesela benim çocukken çok düşündüğüm bir şeydi. Biz Karadenizliyiz. Ordu'luyum ben. Ordu Ünye. Ve biraz daha doğusuna gittiğiniz zaman Rum İmparatorlukları var zaten. Hani orada Pontus Rum İmparatorluğu var biliyorsunuz. Ve şey değil. Hani şöyle şeyi çizdiğiniz zaman, Anadolu'yu çizdiğiniz zaman, eskiden çok güzel çizerdim ama şimdi acelem var. Şöyle çiz. Şimdi Osmanlı Devleti burada kurulmuş bir devlet baktığınız zaman. Tamam buraya gelmiş Türkler, yayılmışlar ama biliyorsunuz Anadolu'da bir sürü farklı beylik var. İşte hani en büyüğü Germiyanoğulları falan filan diyor böyle. İşte Osmanlı önce şuraya gidiyor, sonra buraya alıyor, sonra buraya alıyor. Trabzon'da burası. Pontus Rum İmparatorluğu. İşte Ordu da burada bir yerde. Şimdi bu bölgede yaşayan hiç kimse bu tarihi, İşte biz burada şöyle bir kavimdik. Biz Germiyan oğullarıydık. Osmanlı oğulları geldi burada bizi işgal etti ve Osmanlı'ya katıldık şeklinde öğrenmiyor. Bu şekilde anlatılmıyor. Hani Osmanlı Devleti buradan başladı. Bütün Anadolu'ya yayıldı. Sonra bütün dünyaya yayıldı. Dünya İmparatorluğu oldu şeklinde anlatılıyor ama şurada yaşayan birisinin, burada yaşayan birisinin, şurada yaşayan birisinin Osmanlı olmama durumu söz konusu değil geçmişinde. Bizim tarihimize baktığınız zaman. Yani bu açıdan bizim ülkemizde, ki hiçbir ülkede yoktur bu, hani bu şey olarak değil, Türkiye'ye özel bir durum değil, ülkelerin lokal tarihi olması durumu pek söz konusu değil. Bu neyle ortaya çıkan bir şey? Ülkenin tarih politikasıyla ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla hani burada yaşayan birisi, işte Trabzon'da yaşayan birisi, işte burada bizim Rum İmparatorluğumuz vardı, burası bir Rum İmparatorluğuydu, sonra Osmanlı işgal etti, o günden sonra da burası Osmanlı oldu şeklinde öğrenmiyor. Sanki herkes buradan gelmiş gibi öğreniyor. Şimdi bu nasıl mümkün olan bir şey? Yazılı tarihi kullanarak mümkün olan bir şey. Çünkü sözlü tarihe bunu şey yapıyor olsanız, emanet ediyor olsanız, zaten buradaki toplum, buradaki kültür, buradaki kültür, şuradaki kültür, buradaki kültür kendi tarihini anlatacak. Olan şeyleri kendi açısından anlatacak. Ha bunu dediğim gibi biz Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye örneği veriyorum. Bu İngiltere'de farklı değil. Şeyde farklı değil. Amerika'da farklı değil. Fransa'da da farklı değil. Yani bu her ülkenin, şu anda dünya üzerindeki her ülkenin politik olarak verdiği bir karar. Ama tarihin nasıl anlatıldığı, şekillendiği açısından da bize çok güzel şeyler, hani öngörüler sağlayabilecek bir yapı. Dolayısıyla yazılı kaynak dedik. Bunu şey yaptık şu anda. Yazılı kaynağın böyle bir kaydetme becerisi ve böyle bir değiştirilme şeyi var. Eğilimi, değiştirilebilme özelliği söz konusu. Daha sistematik bir şekilde değiştirilebilme. Şimdi birinci kaynaktan dediğimizde bizim şu anda olayların kaydedildiği, olduğu gibi kaydedildiğini nesini sağlayan tarih kaynağımız. Yani en büyük şeyimiz video. Mesela bugün YouTube'da açık bir olayın eğer kaydedilmişse, oraya yüklenmişse nasıl olduğunu bizzat görebiliyorsunuz. Ya da güvenlik kamerasından bir olayın nasıl olduğunu izleyebiliyorsunuz. Ama bunu biz hani birincil kaynaktan almanın yolları sadece o değil.
mesela bir büyüyle bunu şey yapabilirsiniz. İşte D&D'de divination büyüleri var. Bir şeylerin görülmesini sağlayan büyüler var. Ya da mesela güzel bir örneği Harry Potter'daki pensiyiv kavramı. Pensiyivin içine bakan kişi direkt birincil kaynaktan o olayı olduğu şekilde görme, deneyimleme becerisine sahip oluyor. Ha, burada tabii ki bizim dünyamızda şöyle motifler olabilir. Hani bu büyüyle görülen birincil kaynaktan görülen şeyin değiştirilmesi mümkün mü? Yapının değiştirilmesi mümkün mü? Ya da bizzat olayı yaşamış kişiler. Hani I was there 3000 years ago muhabbetinde olduğu gibi bu Elrond denen arkadaş ölmediğine göre 3000 yıl önce olan olayı doğrudan hatırlayabiliyorsa bu olayı aktarma yetisine de sahip. Dolayısıyla insanlar için şey olan tarih olan şeyler onun için işte geçtiğimiz cumartesi gibi. Bu açıdan birincil kaynaktan ulaştırılması şeyde söz konusu tarihin. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela bizim günümüzde çok yaşadığımız bir şey. Bütün bu tarihin nasıl aktarıldığı konusunda bir misinformation ve disinformation durumu söz konusu. Yani disinformation bizim tarihin olmaması, tarihin aktarılmaması, bilginin eksik aktarılması, misinformation da yanlış aktarılması durumu. Ki biz bunu şey olarak çok ciddi bir, hani şu içinde bulunduğumuz çağda bunun krizini yaşıyoruz. Mesela şu anda eğlence amaçlı kullanılan ama ileride tehlike arz edebilecek deepfake dediğimiz bir olay var. Bu birincil kaynaktan olarak algılanan, dolayısıyla güvenilirliği yüksek olarak kabul edilen tarihi şeyin, bir şeyin, video gibi bir medium'un çok farklı şekilde algılanmasına, çok farklı şekilde yorumlanmasına, dolayısıyla bu açıdan tarihin değiştirilmesine yol açabilecek bir şey. Ha, ama biz az önce bahsettiğim işte ülkelerin tarihi farklı anlatması da bir misinformation. Yani o çok daha geniş çapta, toplumsal çapta bir misinformation. Ama daha başka neler olabilir? İşte mesela bir eylemin başka bir politik grup tarafından farklı yansıtılması, farklı gösterilmesi. Hani karşıt olan bir politik grup tarafından kendi çıkarlarına göre yansıtılması. Ha, burada şey devreye giriyor işte. Bizim haberlerin yayılması, burada yeni şey açıyorum, layer açıyorum, eski layer'ı siliyorum ve buradan devam ediyorum. Yani olan bir olayın farklı bir şeye yayılırken, coğrafyaya veya farklı bir kültüre yayılırken mesela bu misinformation kavramıyla bilinçli olarak da farklı yayılması durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz de var. Hani misinformation şeyimiz de var. Şimdi bunun da çok bağlantılı olarak tarihi aktarının kim olduğu önemli. Yani bakış açısı açısından önemli. Çünkü bireylerin tarih algısı diğer bireylerin tarih algısından farklı olabilir. Yani hep beraber insanlar belli bir şeyi, tarihi kabul ediyor da olabilirler. Bu kabul edilen tarih içinde farklı farklı kabuller de olabilir. Mesela bunun en güzel örneği şu anda dünya üzerinde Ay'a gidilmediğini savunan insanlar olması. Yani onların bir topluluk olarak genellikle zaten konspirasyon teorist bu arkadaşlar. Yani bir tanesine inanan öbürüne de inanıyor. Bunlar bundle olarak geliyor konspirasyon teoriler. Ama o kişilerin tarih algısı hani bu şey olarak değil, düz dünyacılar genellikle zaten onlar hani bundle olarak geliyor ama düz dünya tarihle ilgili bir konspirasyon değil. Şey yani topolojiyle ilgili bir konspirasyon teorisi. Ama şöyle bir şey var mesela. Bunun bizden şey olarak gizlendi, aktif olarak gizlendiği, dünyanın düz olduğunun, işte dünyanın etrafında buz duvarı olduğu, Birleşmiş Milletler gemilerinin oraları koruduğu ve gelene geçene vurduğu, öldürdüğü gibi şeyleri var. Böyle çok fantastik inançları var. Bir de mesela işte Ay'a inilmediği en şeyi. Şimdi burada o kişilerin tarih algısı, bakış açısı dünyanın geri kalanından çok farklı. Tarihi olaylara bakış açısı. O aslında şöyle olmadı, böyle oldu gibi. Şimdi burada şeyi değerlendirmek gerekiyor. Bu insanların nasıl bir etki alanı var? Daha doğrusu sadece insan demek değil. Yani bu tarihi anlatan kişinin, kim anlatıyorun, etki alanı nedir? Bilgiyi yayabilme hızı nedir? İşte mesela bu bir ülke olduğu zaman ve çok acelesi olmadığında bütün ileriki jenerasyonların bir konudaki düşüncesini, fikrini olduğu gibi değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi aceleniz yoksa
bir 10 sene 20 sene bekleme şeyine sahipsiniz. Çünkü devletlerin zaten politikaları Türkiye'de sadece birkaç yıllık, hani birkaç ay içinde sonuç alınsın, politika alınması olmuyor gibi düşünülüyor ama genel olarak dünya üzerinde hani tohum ekme gibi bir nesli yetiştirmek. Dolayısıyla hani daha ileride dönüşünü alabilecekleri şekilde bir narrative oluşturuluyor. Ama sonuçta tarihi anlatan kişinin algısı ne kadar farklı. Buna şey bile dahil aslına bakarsanız. Hani bir tavernada işte falanca kahraman hakkında şarkı söyleyen bardın şeyi de, psikolojisi de buna dahil. Çünkü o da tarihi aktarıyor. Yakın tarihi veya eski tarihi aktarıyor. Farklı şekilde bu sefer farklı bir motivasyonla aktarıyor. Onu da biraz sonra şey yapacağım. Geleceğim zaten. Ama tarihi aktaran kişinin şeyi hani tavernada şey yapan, şarkı söyleyen bardın bu bilgiyi aktarma hızıyla 50 bin kişilik stadyumda konser veren bir grubun bu bilgiyi aktarma hızı mesela birbirinden farklı. Müzik üzerinden düşünecek olursak. Ülkelerin tarihi bundan bahsettik aslında zaten az önce. Nasıl aktarılıyor yazılı tarihten bahsederken. Hani ülkeler nasıl bir şeyle, motivasyonla bu şeyi değiştiriyor olabilirler. Mesela çok güzel bir örnek daha var. Ben bununla çevirmenlik yaptığım yıllarda bir makaleyi çevirirken aslında şey yaptım, karşılaştım. Hani bizim bildiğimiz Türk kültürünün, hani Anadolu'nun geleneksel çalgısı bağlama şeklinde. Genellikle öyle şey yapılır okullarda. Hani hep bir şeyler üzerinden. Ama ben o makaleyi çevirirken gördüm ki aslında Anadolu'da her bölgenin şeyi farklı. Kendi yerel çalgısı. Hatta işte yerel çalgı olarak keman kullanan bölgeler de var. İşte kemençe, rebap falan gibi çok farklı çalgıların olduğu, tar çok farklı çalgıların olduğu yerler var. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında yine böyle bir ortak kültür algısı oluşturmak için mesela historical narrative olarak bütün Anadolu'da bağlamanın hakim olduğu, bağlamanın yerel çalgı olduğu gibi bir şey benimsenmiş. Tek bir bakış açısı benimsenmiş ve bu şekilde bir şey yapılmış. Nasıl diyeyim? Eğitim düzeni oluşturulmuş. İşte bunda mesela Aşık Veysel'in dolaşıp bir bağlama üstadı olarak, bağlama ozanı olarak her yerde dolaşması ve tanıtması gibi şeyler de bunun içinde, hani şey olarak narratifin içinde değil ama anlatılmış olan şeyler. Dolayısıyla kimin aktardığı ve biraz sonra geleceğimiz ne motivasyonla aktardığı şeyleri önemli. Şimdi ne zaman kavramı da önemli. Arada ne kadar zaman var? Yani aradaki zaman bilginin bozulmasına ne kadar yol açmış? Kayıtlar ne kadar iyi korunabilmiş? Baktığınızda 1969'da Ay'a gidilmiş. Daha şurada 40 sene önce, 50 sene önce gidilmiş bir olayın bile bilgisi çok ciddi şekilde bozulmuş olabiliyor ve hani insanlar o zaman ekran başında izleyen insanlar değil de sonradan fotoğraflara bakan insanlar, aa ama işte şeyin açısı böyle değil, aa gölge şuraya şöyle vurmuş deyip mesela bu konuda bilimsel şeyi olmayanlar, mesela atıyorum fotoğrafın exposure ayarı nasıl olur, exposure nedir bilmeyenler ama şeyde arka tarafta yıldızdan niye görünmüyor diye sorabiliyor veya işte güneşin nasıl ışık verdiğini bilmeyenler ama gölgelerin hepsi aynı yöne doğru gidiyor diye sorabiliyor mesela. Şimdi ama bizim şeyimiz arada ne kadar zaman var olayı şunun gibi, daha en güzel örnek aslında Homeros'un İlyadası. Çünkü Homeros'un İlyadası aynı zamanda İlyasa ve Odisea değil ama İlyada özellikle daha tarihi metin havasında. Ama baktığınız zaman çok uzun yıllar önce hani Homeros Truva Savaşı'nı yaşamış birisi değil. O dönemde yaşamış birisi de değil. Yüzyıllarca sonra bu efsaneyi yazıyor. Ve dolayısıyla yüzyıllarca önceden arada geçen zaman boyunca oluşan bütün bozulmaları ister istemez sözlü ve yazılı tarihte oluşan bütün anlatım değişikliklerini, mitolojiyi hepsini işin içine katarak bir belge oluşturuyor. Tabii ki bu belgeyi oluştururken ki esas amacı tarih olmayabilir. Ama hani geçtiğimiz haftalarda bahsetmiş olmam lazım. Herodot tarihçi kimliğinde bildiğimiz en eski kişilerden birisi. Onun bile Herodot tarihi şeyinde, belgelerinde mesela Asya'da karşılaşılan işte insan boyunda dev karıncalar falan var. Şimdi öyle karıncalar olmadığını biliyoruz ama Herodot o zaman da bunun olmadığını bilmiyordu. Dolayısıyla hem coğrafyadan hem de arada geçen zamandan ötürü oluşan bozulmalar söz konusu. Burada kayıtların ne kadar iyi korunduğu devreye giriyor işte. Yine geçen hafta bahsetmiş olmam lazım.
Orta Doğu'da, Mezopotamya uygarlıklarından birisinde, Babil'lerde sanırım yanlış hatırlamıyorsam, kayıtlar tanrılara hesap vermek için tutuluyor. Ve dolayısıyla o kayıtların bozulmasına izin vermiyorlar. Ama Mısır'da kayıtlar Firavun'a yaranmak için tutuluyor. O kayıtlar çok şey bir şekilde, aktif bir şekilde çarpıtılabiliyor. Ha burada mesela şöyle bir durum söz konusu olabilir. Babil'de asla bozulmayan kayıtlarda, ki o zamanlar tabii kil tabletleri yapıldığı için bozulması da kolay değil. Çok özür diliyorum. Şimdi hemen geliyorum şimdi. Evet, evde çocuklar olunca böyle şeylerimiz oluyor. Aralarımız olmak zorunda kalabiliyor. Ne diyorduk? Mesela o zamanki tabletler olduğu için o kayıtların değiştirilmesi de öyle kolay değil. Hani bizim burada basılan kitapların hani hemen yeni yeni baskı yaptık, dağıttık, değiştirdik gibi değil. Birisi o kil tableti alacak, birebir aynısını yapacak, sadece orasını değiştirecek, yerine geri koyacak falan derken bunlar zahmetli işler. Ama yapılamaz mı? Yapılmış olamaz mı? Tabii ki olabilir. Tarihin aktarı, işte zaman açısından da mesela önemi nedir ve etkisi nedir? Yani önemi ve etkisi büyük olan olayların daha ileriki zamanlarda bile, daha zaman çok zaman geçmiş olmasına rağmen aktarılması durumu söz konusu olabilir. Bundan bahsedebiliriz. Ve diğeri de nasıl bir motivasyonla? Yani işte burada şey devreye giriyor. Deminden beri aslında anlattığımız ne oldu ve ne anlatılmak isteniyor farkı. Şimdi burada nasıl motivasyonlar olabilir? İşte burada siyasi ve eğlence yazdım. Siyasi faktörü zaten konuştuk. Hani çok bariz bir şekilde siyasi bir motivasyonla tarihin aktarımı farklı yapılabilir. Ama eğlence amaçlı olarak da farklı yapılabilir. Mesela az önce verdiğim örnek, tavernada oturmuş bir bard bir kahraman hikayesini anlatıyorsa, birincil amacı o hikayenin doğru şekilde aktarılması olmayacaktır. Birincil amacı etrafındakileri eğlendirmek olacaktır. Yani bunun motivasyonu da para kazanmak veya beğenilmek, alkış almak olabilir. Ama bunu biz şeyde de görüyoruz. Yani bu sadece fantastik kültürlerde bardların yaptığı bir şey olarak düşünmeyin. Mesela oturup MCU'nun işte Kuzey mitolojisini nasıl tekrar şekillendirdiğini düşünürsek, hani bunlar aslında uzaylıydı, uzaydan geldiler. İşte şöyle şöyle, sonuçta hani MCU'nun filmlerini hepimiz izledik, biliyoruz. Oradaki Asgard'ın, Thor'un, işte şeyin, Loki'nin ve Odin'in şeyleri, hani dünyası olarak baktığımız zaman buradaki şeyin yeniden aktarılması, bu tarih derken tabii ki olmuş bir tarih olarak algılamıyoruz bunu. Ama bunun yeniden şekillendirilmesi ve yeniden aktarılması, ki hani geçen hafta dediğim gibi Order of the Stick'te Thor'un dediği, ya şu çizgi romanlar çıkana kadar ben kızıldım demesi gibi. Yani eğlence amaçlı olarak da tarih, sonuçta gerçek figürler de farklı şekilde aktarılıp farklı şekilde şey yapılabilir. Mesela bunun güzel bir örneği, işte şeyin, Tarantino'nun Inglourious Basterds filminde en sonunda Hitler'i öldürüyorlar. Normalde tarihte öyle bir olay yok. Ama bu eğlence amaçlı olarak o tarihin yeniden yorumlanmış bir şekli. Ha bundan yüzlerce yıl sonra kayıt olarak o filmi bulup, hani o zamanki insanların ya da canlıların kayıt olarak Tarantino'nun o filmini bulup öyle olduğunu düşünmeyeceklerinin garantisini veremeyiz. Hani bizim bütün eğlence külliyatımız belki gelecek, çok ilerideki gelecek nesiller için birer tarih belgesi şeyi taşıyabilir. Önemi taşıyabilir tarihi belge olarak ve eğer o nesiller bu filmlerin gerçeği yansıtmayan, eğlence amaçlı yapılmış şeyler olduğunu bilmezlerse bunları gerçek olarak alabilirler ve tarih o şekilde şekillenmiş olabilir. Ki hatta böyle bir şey vardı. Masaüstü RPG'si vardı. Gelecek nesiller televizyon programlarına bakarak şeyi belirlemeye çalışıyorlar falan gibi. Daha doğrusu şöyle bir RPG'ydi. Gelecekteki insanların bizim günümüzdeki televizyon programlarına, popüler kültür haberlerine bakarak bizim günümüzü yeniden canlandırmaları. Yani olay 1990'larda geçen bir dünya, setting. Ama mesela şey, işte Prenses Diana elinde lightsaber'la motosiklet üzerinde işte ninjalarla savaşan bir prenses. Zeyna gibi falan gibi böyle şey. Hani oradan bakınca
3000 senesinden bakınca bizim günümüz nasıl algılanıyor gibi bir şey. Hani çünkü bizim eğlence amaçlı oluşturduğumuz şeyler de belge niteliğine kavuşabilir bu açıdan baktığımız zaman. Dolayısıyla nasıl bir motivasyonla şeyi burada devreye giriyor. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda, şuraya geri dönelim. Bir saniye. Buraya geri döndüğümüzde, bizim bir dünyamız için tarih sistemi oluştururken, bir tarih oluştururken ele alabileceğimiz dediğim gibi bir ton şey var. Burada bütün önceki şeyleri dikkate aldığımızda, yani bundan önceki dersleri dikkate aldığımızda hepsinden aslında içine koyabileceğimiz şeyler var. Türün oluşumu kadar geriye gitmemiz zorun mecbur değiliz. Ama mesela eğer bir yaratım hikayesini gerçekte olan bir şey olarak algılayacaksak, hani fantastik bir dünya yaratıyorsak ve bir yaratım hikayemiz varsa ve bu yaratım hikayesi gerçekse, mitolojimiz gerçek bir mitoloji ise ve canlı bir mitoloji ise, o zaman buradaki timeline çizgilerini mesela buna yönelik olarak tekrar şey yapmamız gerekebilir. Ya da buna yönelik olarak oluşturmamız gerekebilir. Eğer bir mitolojimiz varsa ama gerçek değilse, hani olduğu sanılan bir mitoloji ise mesela, anlatılan tarihte buna göre şekillenecektir, buna göre değişecektir. Yine dediğim gibi büyünün veya başka buraya koymadığımız başka şeylerin etki ettiği şeyler, mesela işte dediğim gibi dünyanın üzerine dev bir yanardağ düşmesi gibi divine olayların etkileri söz konusu olacaksa, bunun bütün tarih çizgisindeki şeylerini buraya koyabiliriz. Bu şekilde bir şey oluşturuyoruz. Dolayısıyla tarih bütün diğer konulardan daha fazla böyle timey wimey, wibbly wobbly bir staff. Ve o şekilde şey, değerlendiriyoruz. Mesela benim oluşturduğumda şey çıkıyor biraz. Kendiliğinden çıkıyor. Yani oturup da ha şimdi şunlar şuraya saldırmışlar, o yüzden burası böyle yapmış falan gibi şeyleri pek bu şekilde plotlamıyorum da, dünyanın kendisi üzerinden yola çıkarak, hani şu anki durum ne ve bu duruma önceki olaylar nasıl sebep olmuş olabilir diye geriye doğru giderek yöntem seçiyorum. Ama bu yöntem böyle olmak zorunda değil. Evet. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bu konu, tarih konusunda söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz bir şey var mı? Ya da dediğim gibi şu anda içeriği olmayan boş haftamızla ilgili önerileriniz veya istekleriniz var mı? Ben gelecekle ilgili bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Şimdi eskiden tutulan tarih kayıtları sonuçta yazılı oluyordu. Şimdi daha dijital olduğundan dolayı acaba şey olabilir mi? Ya da bir de daha çok kaynak var yani. Acaba gelecekte daha az değişir mi sizce? Yani şöyle baktığınız zaman şu anda mesela neredeydi, bir IBM'in miydi, bir işte 80'li yıllarda sanırım, işte dünyada her yıl 200 MB veri üretiliyor falan gibi bir şeyi vardı, böyle insight'ı vardı. Şu anda biz neredeyse her dakika şu ana kadar üretilmiş veri kadar daha veri üretiyoruz. Bu şu eksponansiyel olarak artıyor. Yani hani bunu sadece şey değil, veri derken haberler ve yazılı değil. İnsanların çektiği fotoğraflar, şeyler. Çünkü bunlar internet olarak bir ağ şeklinde her şeye bağlı olduğu için artık o şey, veri çokluğu da, nasıl diyeyim, bilginin çokluğu da engelleyici bir şey. Çünkü içinden kazıp çıkarıp doğru bilgiyi bulmak zorunda kalıyorsunuz. Hani misinformasyon dediğimiz şey aslında çok yoğun bir şekilde günümüzde yaşanıyor. Bu açıdan mesela geçenlerde şöyle bir şey okudum. Bir firma şöyle bir hizmet veriyormuş. Sizin internetten kaldırılmasını istediğiniz bir haber var diyelim ki. Bunlar 300-400 tane site hazırlamışlar. Haber sitesi gibi. Ve o haberi, yani sizin kaldırılmasını istediğiniz haberin çok benzerini veya o haberi, o bilgiyi o sitelere yayıyorlar. Kendi sitelerine daha sen bu şey haberi çalmış sayılıyorsun. Copyright şey Hocam bir şey gelecek. oldu, kesildi. Tam anlayamadım. Siteye yayıyorlar sitelerini. Sitelere bunu, haberleri yayıyorlar ve ondan sonra
haberin orijinal kaynağına diyorlar ki bak bu haber şuralarda zaten yayınlanmış. Copyright claim şey olacak. Bunu kaldırın. Öbürleri de copyright'tan korktuğu için kaldırıyor. Dolayısıyla haber ortadan silinmiş oluyor mesela. Bilgi ortadan kaldırılmış oluyor. Ama burada şöyle bir şey var. İnternette biliyorsunuz Bayback Machine diye bir şey var. Internet Archives diye bir şey. Sitelerin düzenli olarak bütün siteleri tarayıp şeylerini tutuyor. Mesela oralardan kaldırılıyor mu? Yani bilgi çağımızda ortadan kaldırılması çok zor bir şey haline geldi. Bir açıdan baktığınız zaman da aynı şekilde işte dijital olduğu için değiştirilmesi çok kolay bir şey haline geldi. Yani ortada çok ciddi bir şey var. Bilgi kirliliği var bu açıdan. Ve şöyle bir şey de söz konusu oluyor. Mesela şu andaki deepfake videolarını bundan 20 sene önce birisine gösterseydiniz, hani gösterseniz kesinlikle mahkemede de delil kabul edilir ve doğruluğuna şüphe edilmez. Çünkü öyle bir teknolojinin gelişmesinden haberdar değil kimse. Hani ha o zaman şu oluyor mesela bu bir komplo teorisine gidiyor ama bu teknoloji 20 yıl önce keşfedilmiş olsaydı acaba bir şeyler bu şekilde değiştirilmiş olur muydu ya da değiştirildi mi? Ya da bundan sonrasına baktığımız zaman mesela artık bu tarz bir teknolojinin olduğu bilindiği için ki Amazon sanırım şu anda ses sentezlemesini de başardı birkaç sene önce. Yani benim sesimle konuşan bir şey yapmak hiç zor değil. Yapılabiliyor şu anda artık. Benim ses sample'larımdan direkt benim sesimle konuşmak mümkün. Bunun üzerine deepfake'i de eklediğiniz zaman bütün engelleri kaldırmış oluyorsunuz. O zaman bunun bilgi olarak, belge olarak kabul edilmesi ne kadar olası, ne kadar geçerli? Buna şey ne kadar uyum sağlayabilecek? Dünya ne kadar uyum sağlayabilecek? Çünkü teknoloji çok çok hızlı gelişiyor şu anda. Hukuk sistemlerinin uyum sağlayabileceğinden çok daha hızlı gelişiyor. Bunun şeyleri var. Zaten bunun sancısı çok fazla var. Çünkü dünyada şu anda işte Amazon, Facebook gibi veri toplayan şirketler çok ciddi at koşturuyorlar. Çünkü ilk internet ortaya çıktığında bu verilerin toplanması meselesi oluştuğunda kimsenin bundan haberi yoktu. Şu anda bile çok az kişinin haberi var. Hükümetler yeni yeni işte buna son birkaç yıldır tepki vermeye çalışıyorlar. Hani bu verilerin toplanması nasıl bir şey oluşturuyor? Güvenlikle ilgili, privacy ile ilgili nasıl endişeler doğuruyor? Bunlar şu anda konuşulan şeyler ama bu veriler 10 küsur, 20 küsur yılda toplanıyorlar zaten. Dolayısıyla kültürümüzün mesela bu açıdan baktığımızda bizim dünyamızın bu teknolojik gelişmeye verdiği tepki çok yavaş. Bu diyelim ki bir 40-50 yıl sonra bir düzene oturabilir. Hani biz şu anda bunun en türbülanslı dönemlerinde yaşıyor olabiliriz. Mesela bunu şey açısından düşünebilirsiniz. Kripto paraları düşündüğünüz zaman işte 2009'da, 2008'de Bitcoin'in ortaya çıktı. İşte 2013'te bir tekrar popüler oldu. 2017'de bir popüler oldu. Şimdi tekrar popüler oldu. Ama mesela geçen sene şeyler başladı. Kripto paraların ekosisteminde finansal sistemler diye bir kavram ortaya çıktı. Bu belki de bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra gerçekten bankaların olmadığı, bizim bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz işte ödeme yapıyorum diye şeye dayadığımız ve arada bir şeyin olmadığı, bir bankanın olmadığı bir ödeme sistemine, gerçekten dijital bir ödeme sistemine dönebilir. Ama şu anda ortalık karmakarışık. Şu anda ülkelerde biz bununla ilgili regülasyon getirelim mi, şey yapalım mı, vergi koyalım mı bunları konuşuyorlar. Yani biz bu açıdan bizim kültürümüz olarak çok çorba bir dönemde yaşıyoruz. Hem bilgi açısından hem de teknoloji açısından. Hem ortalık karışık hem de fırsatlar çok fazla. Hani bu açıdan bizim şeyimiz çok ilginç bir yerdeyiz tarihte. Hani bundan mesela 3000 senesinden dönüp buraya baktıkları zaman biz şu an çok ilginç bir dönemde yaşıyoruz. De doğru. İzninizle ben kaydı durduruyorum. Daha sonra soracağınız şeyler varsa devam edebiliriz. O yüzden görüşmek üzere.